sonra Türkiye artık yolu belli olmuştur. Zaten bir sene dolmadan da 26 Ağustos haber bile verilmeden gizli bir seferberlikle hareketle Ankara hissetmiyor. Kavga günü herkes çaya davet edilmiş demişler. Ondan sonra 4 günün içinde o yenilmez geçilmez denen mevzilerin harap olması, insanların Afyon'a gidip bir 30 Ağustos sabahı etrafa bakmaları lazım. Yani ne kadar mukaddes bir memleket, ne güzel. Lozan'da biz her yere kendi süngümüzle girdik. Bize hiç beleş toprak verilmedi. Tazminat da ödenmedi doğrudur. Bunu bilin. Öyle Türklere her şeyi vermezler. Yani Yunanistan'a ve Romanya'ya sulh barış anlaşmaları da yapmazlar. Türkiye'ye yapılmaz. Biz Lozan'da en büyük problemi kapitülasyonları çözüp geldik. Bu çok önemlidir. Birinci Cihan Harbi'nin sonunda yenilen devletlerden hatta yenenlerin içinde en inatçı şekilde şartlara mukavemet eden, direnen Türkiye oldu. Ve bugünkü sınırlar çizildi. 39'da Antakya aynı şekilde katıldı. Çünkü statüsü belli değildi. Kıbrıs aynı şekilde statüsü şey yapılmadan destek hale geldi. Bunun dışında Türkiye'nin civar ülkelerle uzun bir zamanda teması koptu. Çünkü endüstriyelisimiz geri kalmıştı. Ticari problemler vardı. Bu bugün ancak bir açılıma giriyor. Ve bu temas mümkündür. Balkanlar ve Orta Doğu ile. Fakat şunun üzerinde açıkça durmak istiyorum. Ankara bir başkenttir. Benim gençliğimden beri Türkiye'nin şehir gelişmelerinin dışında tamamıyla böyle askeri nizam, ordu, maliyenin iyi işlediği, hariciyenin iyi işlediği bir düzenin içinde bir kültür başkenti olarak geçildi. Buradaki hayat başkaydı, yaşam biçimi başkaydı. Dengeli bir hayat vardı. Sınıflar arasında dengeli bir hayat vardı. Anadolu'dan ve İstanbul'dan farkı buydu. Bugün de bu büyük ölçüde devam ediyor. Bazı istimlak hareketlerine ihtiyacımız var. Onları düşünelim. Uluş Meydanı, Çankırı Caddesi. Restorasyon gerekli burada. Burası Roma İmparatorluğu'nun büyük bir şehridir. Ankara, Galatya. Onun kazılarının yapılması lazım. Unutmayın, Türkiye'ye arkeoloji Cumhuriyet'le geldi. Arkeolog vardı. Ciddi arkeolog sayılmaz. Ciddi olarak, filolojik olarak yetişen ve üniversitede arkeoloji görenler Cumhuriyet'tir. Türkiye operayı da klasik müziği de biliyordu. Padişahlarımızın klasik müzik bestekarları var. Abdülaziz gibi, Sultan Murat gibi, son halife Abdülmecit gibi. Abdülmecit, birinci Abdülmecit fevkalade Batı müziğini koruyan, getiren. Ama konservatuvar eğitimine operayı Cumhuriyet kurdu. Bu yıl 90. yılıdır Türk operasının. Hayırlı olsun. Çok önemli. Bunu unutmayın. Yani ikide bir böyle abuk subuk müziğe gidemezsiniz. Giderseniz çok kötü olur. Benzin istasyonlarda çalınan şeyleri 5 dakika dinleyeniniz varsa parmak kaldırır. Mümkün değil. Efendim ben Alaturka çok seviyorum. Aha Alaturka buyur dinle. Yani sen zannediyorsun ki Dede Efendi ile gideceksin. Dünyanın tadına bakmayı bilmezsen Kanuni Sultan Süleyman bile Batı müziği dinler. Rengi olsun diye. Macaristan'dan antifonaleleri getirmiş. Matyoş Korvinus kitaplarından Macar müziği mecmualarını bizden bulup bastılar yerden. Bunlar böyle gelişir. Sanatlar ve kültür. Böyle kapanırsan içine sonun budur. Çok kötü. Onun için
bu başkentin bir tiyatro başkenti olarak devam etmesi gerekir. Nüfusumuz öyledir. Bu başkentin üniversite başkenti olarak devamı gerekir. İki şehirde de hem okudum hem hocalık yaptım. Herkes de iddiasına girelim. Burası üniversite şehri. Üniversite burada okudum. Burada okursan operada görürsün, musikide dinlersin, tiyatroda bol bol seyredersin. Hiç İstanbul'a falan benzemez. Burada spor da yapılır. Burada aslında dikkat edersen gayet tatlı bir hayatta yaşanır. Bunun böyle olduğunu bilin. Onun için buraya önem verin. Çok güzel bir yer bu. Size başarılar diliyorum. İnşallah daha sık görüşürüz.